Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şiba üzerine konuşacağız. Genel olarak Şiba fiyatlarını aynı zamanda potansiyel fiyatlarını konuşacağız. Meme coin yatırımcılar heyecanlı. Yükseliş devam ediyor. Rally kapıda mı diye soruyor. Tabii biliyorsunuz ki bu geceki kapanış çok önemli. Özellikle bu geceki kapanışla birlikte kripto paraların tamamında da haftalık kapanışı alacağız. Şu anda BTC dikkat ettiyseniz her ne kadar haftalık kapanışa gidiyor bile olsa hala çok güçlü gözüküyor. Bu da oldukça pozitif bir durum. Kapanıştan sonra hele pazartesi günü hafta içi de devam etmek suretiyle haftanın ilk günleri yani aylık kapanışta gelmeden önce çok güçlü yükselişler olacağını düşünüyorum. Bu sefer 31.5'ları kırıp hızlı bir şekilde 34.500'leri deneme ihtimali yüksek olacaktır. Bunu önden söylemek lazım. Yine aynı tarihlerde Temmuz'daki kapanıştan, daha doğrusu Haziran kapanışından sonra Temmuz'un başlangıcıyla beraber de BTC tarafında yüksek hareketler seyredeceğiz. Umuyorum ki 34.5'ları kırıp 40.500'leri dener ki böyle bir potansiyeli olduğunu da kesinlikle düşünüyorum. Aynı zaman dilimi işte Temmuz başında da Shibarium geleceği için tabii ki Shibcoin'de bayağı bir yukarı meyilli olacak değil mi? Shib diyor, Shibonacci ekosisteminin yanı sıra kripto piyasasındaki yenilenen iyimserliğin de etkisiyle yılın en güçlü haftalarından birine doğru ilerliyor olabilir. Evet doğru. Tabii hem Bitcoin'de beklentilerimiz aynı zamanda ya yılın en güçlü haftası bence şimdiki değil ondan sonraki hafta olacak Shibarium geleceği için ama tabii ki o da iyidir. Shibarium diyor hafta boyunca 84.6 dolara yükselerek işlem görünümü verilerine göre Ocak ayından bu yana en yüksek haftalık kazancı olan %11'e ulaştı. Tabii bir noktadan sonra dip fiyatların testi yapıldı. Dipten alımlar çok yüksekti. Cüzdanlar hayli şişti. Ve sürekli anlamda bakınız ki yön yukarı bir hareket geldi. Yani yukarı meyilli olduğu başından bu yana belliydi. Shiba Inu Haziran ayında ikinci yeşil haftasına ulaşma yolunda ilerliyor. Bununla birlikte Shiba Inu'nun bugün pozitif bir kapanış gerçekleştirmesi mümkün. Bu durumda 15 Haziran'dan bu yana 10. gününü de kazançla kapatmaya hazırlanmış olur. Yok, bir günlük kırmızısını yaptı epey bir zamandan sonra. Normal yani. Shiba Inu aşırı satım koşullarını teyit ettikten sonra yükselişe 64.9 dolarlık düşük seviyelerden başladı. Yükseliş 22 Haziran'da 84.6 dolarla diyor doruğa ulaştı. Ancak Shiba Inu 10. günlük kazanç yolunda yeşil renkte kalmaya devam ediyor diyor. O yeşil rengi bozdu. Onu da söylemek lazım. Hatta şuradan da bir yandan açalım ki hem kenarda takip edin fiyatını hem de bakın şuradan bahsediyor. Yeşil görünümü tabii bozdu. Emaili hafif seyrine devam ediyor yataya çalabilmek için. Şu anda piyasanın tamamı aşağı yukarı böyle. Yani pek bir şey yok. Klasik bir pazar günü geçiriyoruz. Hele dediğim gibi yarınki bu geceki pozitif kapanışla birlikte yarın gerçekten de büyük yükselişlere uyanabileceğimizi düşünüyorum. Bu da tabii fırsat bu fırsat. Shiba günlük de EMA50 de kırarak yükselişlerini hızlı bir şekilde 97'lere doğru devam ettirebilir. Devam edelim. Falan filan yetkilisi Lushi, Shiba için bir boğa koşusu potansiyeli konusunda heyecanlı. Bu haber yazıldığı sırada Shiba son 24 saatte %2.28 artışla 8 noktalarına yükseldi diyor. Aynı zamanda Lushi Shib'in yakın zamanda söylemiş olduğu bir şey maalesef yanlış anlaşıldı, yanlış algılandı. Kendisi bir açıklama yaptı. Dedi ki Shibcoin tarafında ayıdan daha yeni çıkmadık. İşte ayı daha çok yeni başlıyor. Hazır olun gibisinden açıklamalar yaptı. Tabii uzun ve daha detaylı konuşmalar yaptı. Birçok kişi tabii normal olarak yani meme coinlerin amacı o zaten. Spekülasyon yaratmak ve ironik bir şekilde konuşmak olarak geçiyor. Pek çok kişi bunu şey diye anladı. O işte Shibcoin düşecek mi şimdi falan. Adam onu kastetmedi. Adam Shiba'nın zaten yakın zaman içerisinde ortaya çıktığını,
Ve bunun ilk ayı sezonu, yani çıktığımız ayı sezonunun Shipcoin'in ilk ayı sezonu olduğunu dile getirdi. Ve daha çok fazla ayı göreceğini, yani Shipcoin'in, Shiba'nın uzun vadede yani uzun bir ömrü olacağını, daha çok ayı sezonunu ve boğa sezonunu görebileceğini iddia etmiş oldu. Bilmem anlatabildim mi? Büyük sahiplerin hareketlerinin genellikle Shib'in fiyatını etkilediği görülmüştür. Şöyle her zaman söylüyorum. Bu balina aktivitesi, işte balinalar girdi uçtu muhabbeti hep yanlış anlaşılabiliyor. Bunu düzeltmek lazım. Balinalar anlık girişlerle yükseliş yaşatmamaktadır. Bu hep böyle görülmüştür. Dipten yapılan alımlar cüzdanları şişirir. Ancak bu traderlar ve işlemcilerle buluştuğu zaman yukarı meyil gösterir. Mesela burada 100 bin dolar üzeri işlemlerden bahsediyor. 100 bin dolar üzeri işlemler sayısı daha az işlemlere göre meblağ bakımından çok daha azdır. Fakat tipik olarak düşük fiyatlardayken bunlar faaldir. Çok sayıda, çok çok daha sayıda ama az bir meblağ ile yatırım yapan yatırımcı ise burada görülmez. Kriptoda da tipik olarak böyledir. O yüzden piyasanın büyük çoğunluğu kaybeder ama kazanan da adam akıllı kazanır. Dolayısıyla yükselirken de bunlar ekseriyetle ya ufak tefek alımlar yaparlar, şöyle küçük küçük alımlar, ya da ortalaması çok düşükse satış da yapabiliyorlar kimi zaman veya bir şey yapmıyorlar. Bu süreçte de daha çok küçük yatırımcı, yani dipten almayan küçük yatırımcı şiş fiyatlardan alım yapıyor. Ta ki dipten alan yatırımcı onu satana ve bir yenisine kitleyene kadar. Into the Blue'a göre 19 Haziran'da başlayan haftada büyük işlem hacminde diyor 7,44 trilyon ship görüldü. Evet, gayet tatmin edici. Onchain analiz firması Into the Block, Shiba Inu'nun son 24 saatteki büyük işlem hacminin 767,35 milyar ship olduğunu tahmin ediyor. Into the Block'a göre büyük işlemler 100 bin doların üzerindeki işlemlerdir. Bu metrikteki bir artış tipik olarak balinaların veya alım ya da satım yapan büyük sahiplerin artan faaliyetleriyle ilgilidir diyor. Doğru. Shiba tarafında tabii ki hala alım yapılabilir. Dip fiyatlar değerlendirilmediyse bile tabii ki de geç değil. Hala bir alım için mantıklı bir etap içerisinde. Çünkü yükselişin devam edeceği konusunda çok açık ve net sinyaller var diyebilirim. İlerleyen videolarda değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.